Bu sunumda hem sanat yönetimi mesleki bir alan olarak tanıtmak istiyorum. Bu şeklinde sanat yöneticileri hangi alanlarda çalıştığını, hangi meslek alanları var diye ve oradaki hem güncel hem belki gelecekteki beklentilerimi sizinle paylaşmak isterim. Sanat ve kültür ortam dediğimizde çok geniş bir ortamdan bahsediyoruz. Birçok farklı kurum bu alanda mevcut bir şeklinde çalışıyor. Bu kurumları bazıları çok büyük müze gibi kurumlardan bahsedebiliriz ama aynı zamanda küçük işletmecileri, dernekleri, profit, non-profit ve farklı kültür ve sanat alanda var olan, farklı disiplinlerde olan kurumlardan bahsedebiliriz. Bu sunum içinde birazcık bu çalışma alanlardan bahsetmek isterim. Yani sanat ve kültür alanda çalışanlarının toplum içinde, sanat ve kültür ortam içindeki rolü nedir diye sizinle konuşmak isterim. İkinci bölümünde sanat ve kültür yönetimi biz Yeditepe Üniversitesi'nde bölüm olarak yaklaşık 20 sene önce açmıştık. Bu şeklinde Yeditepe'deki sanat ve kültür yönetimi Türkiye'nin en eski bölümlerden birisi. Dolayısıyla biz mesela bu bölüm olarak da son 20 sene baktığımızda eğitim açısından da bu bölüm çok fazla değişti diye söyleyebiliriz ve mesela ben 2003 yıllarından itibaren Yeditepe'deyim. Dolayısıyla ben bile artık 17 sene içerisinde hem İstanbul'daki sanat ve kültür ortamının değişimi hem de eğitimdeki değişimi birebir şahit oldum. Ve o deneyimden de bahsetmek isterim. Çünkü yaklaşık 20 sene önce sanat ve kültür alan hala İstanbul'da ya da Türkiye'de oldukça fakir bir alandı. Çok az kurum vardı. Çok az galeri, müze ya da özel ya da kamu kurumları vardı. Fakat son 15 senede adeta bir art and cultural boom, yani böyle bir dinamizm söz konusu. Çok fazla yeni kurumları açıldı. Çok fazla yeni iş imkanları açıldı. Dolayısıyla artık sanat ve kültür bir gider kalemi olarak değil, bir gelir olanağı olarak görebilirsiniz. Sunumun sonunda soru cevap şeklinde sizinle hem bu alan üzerinde hem de eğitim, Yeditepe'de sanat ve yönetim diye bir sohbet yapabiliriz. Okey. Küçük bir sunum hazırladık. Dolayısıyla şimdi hep beraber oradaki bazı kavramlar üzerinde konuşmak isterim sizinle. Okey. Şu anda ekran gözüküyor değil mi? Evet hocam. Okey. Dediğim gibi adım Markus Graf, Almanım fakat 2001 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum ve çalışıyorum. Bir tarafta akademisyen olarak, öbür tarafta küratör, sanat yöneticisi ve sanat yazarı olarak çalışıyorum. Ve bu bağlamda aslında şeyi de görebilirsiniz, yani sanat ve kültür yönetimi ya da sanat ve kültür alanında çalışan uzmanlarının çoğu farklı işleri aynı anda yaptığını görüyoruz. Yani birçok kişi hem üniversitede ders veriyorlar hem de bazı kurumlarda da yöneticilik yapıyorlar. Biz de bunu Yeditepe özellikle kadro seçerken ve yaratırken ona mesela özellikle dikkat ediyoruz. Yani bizim hocalarımız bir yanda teori ve akademik çalışmalarında da etkin ve güçlü hocalar olsun diye. Fakat öbür tarafta, çünkü biz uygulamalı bir alandan bahsediyoruz. Bir tarafta pratikte, yani sanat ve kültür yöneticiliği yapan hocalarda da olması gerekiyor. Dolayısıyla ben de bu tarafta bir bağlamda sanat ve kültür yönetiminin bölüm başkanı olarak çalışıyorum. Fakat öbür tarafta 1990'ların ortasından itibaren hem küratör olarak hem yazar olarak bu alanda çalışıyorum. Şimdi bu alan diyoruz. Şimdi bu alan nedir aslında? Şimdi sanat ve kültür yönetiminin
En büyük avantajı çok disiplinli olması ve çok katmanlı olmasıdır. Yani bu ne demek? Yani mesela diyelim ki grafik tasarım okuyorsunuz ya da iç tasarım, iç mimarlık okuyorsunuz ya da mühendislik de belli bir bölüm okuduğunuzda siz aslında en başından belli bir rota girersiniz, mesleki bir eğitim alıyorsunuz ve ardından işte hedefe ulaşıp ajansta, ofiste bu alanda çalışıyorsunuz. Şimdi sanat ve kültür yönetimi tabii ki çok geniş bir alanda. Yani bir tarafta biz sanatın işletmeciliği ile ilgileniyoruz. Yani sanatın management kısmı ile ilgileniyoruz. Ama sanat ve kültür burada da slide'da gördüğünüzde görsel sanatlar olabilir, tiyatro olabilir, müzik olabilir, edebiyat da olabilir ya da işte televizyon, sinema ya da başka alanlarda da olabilir. Yani bu şekilde aslında bunu bu alanda çalışmak isteyen kişileri çok geniş bir alan sunar ve bu şeklinde aslında hakikaten istediğinizi okuyabilirsiniz ve istediğiniz alanda çalışabilirsiniz. Yani eğer siz resim, heykel, video yani görsel sanatlarla ilgileniyorsanız bu alanda ona göre uygun bir kurumda çalışabilirsiniz. Bu kurum müze olabilir, galeri olabilir, bir dernek de olabilir ya da siz başka profit bir sanat danışmanlığı yapan bir şirkette belki çalışabilirsiniz. Öbür tarafta hayır ben tiyatro ile ilgileniyorum, hayır ben sinema ya da televizyon ya da edebiyat ile ilgileniyorsanız o zaman da yayıncılıkla ilgili, organizasyon ile ilgili çok farklı kurumları var. Yani burada aslında iki tane kilit kavramımız var. Birincisi işte organizasyon, ikincisi sanat kurumları. Yani biz sanat yöneticisi olarak genellikle işte sanat kurumlarının organizasyon yapılarında da çalışıyoruz. Yani yönetici olarak. Orada da tabii ki farklı pozisyonları var. İşte küratör olarak belki sergi yapımcısı var. Belki bir yayın evinde de İşte oradaki publication işte yayıncılıkla ya da işte satışla ya da reklamlarla ya da işte direkt yazar ilişkiler ile ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Bu ise genel olarak çalışma alanı dediğimiz aslında sanatsal ve kültürel etkinliklerinin organizasyonundan bahsediyoruz. Ve sanat kurumları dediğimde çok büyük kurumsal yapılardan bahsedilebilir. Yani özel yapıları, işte şirketler, aynı zamanda da yerel yönetimi ya da işte başka resmi kurumlarında da çalışabilirsiniz. Mesela bir örnek, mesela eski bir öğrencim şu anda işte Bursa Nilüfer Belediyesi uzman olarak çalışıyor. Yani biz zaten bu geçen sene, 20 sene boyunca yüzlerce mezunları yaptığımızdan dolayı ben ara sıra da hoca olarak çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü mesela bir kurumu giriyorum, bir müze giriyorum. Bir an İstanbul Modern'de çalışanlarımız var ya da Perem Müzesi'nde de çalışanlarımız var. Ya da dediğim gibi Bursa Belediyesi ya da başka belediyelerde çalışanlarımız var. Öbür tarafta daha küçük halkla ilişkiler, sanat danışmanlık şirketlerde de, medya şirketlerde de, çalışanlarda da var. Bu yüzden bu arada gördüğünüz gibi yani sergi, müze, galeri, sanat fuarı, bienal gibi çeşitli çeşitli alanlarda çalışabilirsiniz. Ve onun en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Yani biz hepimiz aslında artık modern insan olarak ya da çağdaş insan olarak biz çok kolay heyecanlanıyoruz, çok kolay sıkılıyoruz. Yani siz de bunu yaşadınız herhalde. İşte hayattan sıkılıyorsunuz, işte etkinliklerden sıkılıyorsunuz, insanlardan sıkılıyorsunuz ve sürekli aslında yeni bir şey istiyoruz. Bu bir tarafta can sıkıcı olabilir, bir tarafta bu olumlu bir şey. Çünkü seni şu sürekli farklı bir yere sürüklüyor. Ve bizim alanımızda da şöyle bir şey var. Yani mesela belli bir zamanda mesela müzelerde çalıştığında belki başka bir kurumdan başka bir heyecan bulup başka bir kuruma geçebilirsin, başka bir alana, disipline bile geçebilirsin. Yani işte resimden ya da görsel sanatlardan medya geçebilirsin, medyalardan tiyatroya geçebilirsin ve ondan bambaşka bir yere geçebilirsin. Yani bu
sanat yönetimin en güzel tarafı. Yani bir şeklinde hakikaten hem özel olarak yani kişisel olarak hep mesleki olarak kendini gerçekleştirebiliyorsun. Ha tabii ki bu özellikle kariyerinin başında biraz zor olabilir. Çünkü ne istediğini kim yani bilemezsin başında. Yani ben de sizin yaşınızdayken ya şimdi öğrencisiniz falan diye öğrendim. Mesela ben şu an 46 yaşındayım. Benim işte 18, 19, 20'lerini düşündüğümde hakikaten ne istediğimi bilmiyordum yani. Ben ancak ne istemediğimi çok net biliyordum. Ben özgür, yaratıcı ve kendimi gerçekleştirebilecek bir iş yapmak istedim. Ve ondan sonra kaza kader gibi o alana kaydım. Ama bu alan derken hakikaten sonra bu alan içinde de kendi yolunu bulabilirsiniz ve kendi yaratıcılığınızı kullanarak o alanda, o yolda kendinizi bir yer ayırıp hatta ileride kendinizi bir isim, bir marka yaratabilirsiniz. Sergi, müze, galeri, sanat fuarından bahsettik daha önce. Mesela ben örneğin bir tarafta küratör olarak hem Elgis Müzesi, Baksı Müzesi gibi Erimtan Müzesi gibi müzelerle çalıştım bir küratör olarak. Hem de işte Mixer gibi ya da P Artworks gibi galerilerle beraber çalıştım. Bir tarafta İstanbul Biennale'de 10 sene boyunca oradaki rehberli tur bölüm başkanlığını ve bu bölüm yarattım diye İstanbul Biennale'de de iyi tanırım ve 3 sene boyunca Contemporary İstanbul'un bu Türkiye'nin en önemli sanat fuarının program direktörlüğünü üstlendim. Yani bu eğitim hayatın yanında ve sadece bu birkaç örnekten aslında şey görüyorsunuz. Yani 10-15 sene içerisinde farklı kurumlarda, farklı alanlarda, farklı şekillerinde sanat yöneticiliğini deneyimledim ve çalıştım. Ve sadece ben değil aslında genel olarak sanat yöneticilere baktığınızda sık sık aslında iş alanları ve çalışma alanları değiştiriyorlar. Ve bu şekilde sürekli yenilik ile iç içe olarak yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Biz Yeditepe Yeditepe Üniversitesi'ndeki sanat ve kültür yönetimi bölümünde biz mesela ona dikkat ediyoruz. Yani zaten sanat ve kültür yönetimi dediğimizde sadece sanat yönetimi değil, kültür yönetimi de dahil ettiğinizde STK, dernekler, kültür ile tüm alanlara dokunan işletmeleri ve kurumları ile ilgili aslında bir iletişim, bir ilişkimiz olması gerekiyor. Bu ise biz mesela sanatçı ve hoca ve sanat yönetici kadrosunu ona göre geniş tuttuk ve farklı alanlardan hem akademi içinde hem işte iş hayatında, sanat dünyasında var olan kişileri seçtik. Yayın evi, festival yönetimi, key event management dediğimiz apayrı bir alan, çok geniş bir alan. Orada özellikle popüler kültür, tüketim kültüründe çok farklı farklı festival yapılarımız var günümüzde. İşte müzik festivallerinden işte mahalle festivaline kadar aslında hepsi organizasyon ve sanat ve kültür ilgilendiren alanları. Müzik prodüksiyon şirketleri işte onun gibi de derslerimiz var. Ya da işte medya şirketleri işte halkla ilişkiler, televizyon, artık elektronik ve dijital dünyamızda sanat ve kültür yönetimi için çok önemli bir alan oldu. Çünkü dijital editör, dijital küratör, dijital sanat yöneticiliği çok önemli bir alan oldu. Bu isim gördüğünüz gibi oldukça geniş ve bir bağlamda çok dinamik ve çok çekici bir alan. Ki Türkiye şöyle bir şey son olarak ekleyebilirim. Türkiye genel olarak gelişmekte olan bir ülke ve genellikle gelişmekte olan ülkelerinin gelişmekte olan sanat ortamları ve sanat piyasaları var. Bir sanat ve kültür endüstrisi var. Bu ne demek? Bir tarafta bazen istikrarsız, bazen işte değişimleri ups and downs çok hızlı bir şekilde görülüyor. Bazen öngörülmez halleri alabilir ama öbür tarafta çok hızlı gelişiyor ve çok dinamik ortamlarından. Ve ben son 20 senede Türkiye'de hele özellikle İstanbul'da sanat ve kültür
alanı ne kadar genişlediğini ve sanat kurumlarının sayesinde ne kadar arttığını çok net bir şekilde şahit oldum. Hatta İstanbul gibi ya da Türkiye gibi ülkelerde sanat ve kültür yönetim alanında çalışıyorsunuz eğer siz aslında kültürünün ve toplumun değişimin bir parçası olabilirsiniz. Ve bu çok güzel bir şey biliyor musunuz? Yani bizim alanımızda etki tepki alan çok net. Yani bu çok olumlu tepkilerden çok olumsuz tepkilere kadar bir yelpaze olabilir. Yani insanlar sizi sevebilir, insanlar sizi eleştirebilir ama mutlaka bir tepki alabilirsiniz. Ve bu çok önemli bir şey. Dersleri ya da sanat yönetimin bölümünün açısından biz bu katmanlı kaleidoskop yapısını nasıl bir cevap verdik? İlk olarak şöyle diyebiliriz. Biz aslında bilgi, yaratıcılık ve işletmecilik arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim alanımızda bir tarafta çok fazla ve çok farklı alanlardan, özellikle sosyal bilimlerinden bilgilere ihtiyacınız var. Yani sanat tarihi tutun, kültür terimleri tutun, işte mesleki bilgilere, işte küratörlük, galericilik, müzecilik gibi alanları oradan fazla bilgi almanız gerekiyor ve bu şekilde biz bir bağlamda bizim eğitim programımızda farklı farklı havuzlardan farklı farklı bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Hem güncel hem de tarih ve teori ile ilgili bilgileri. Öbür tarafta yaratıcılık. Çünkü sanat ve kültür zaten sanat ve kültürün en önemli kavramlardan birisi yaratıcılık. Yani yaratmaktan geliyor. Yani sanatçı yaratır, kültür aktivistle yaratır ve dolayısıyla sanat yöneticileri de sürekli projeler yaratıyor, sanatçılarla beraber yaratıyor ve zaten bu yaratıcılık kısmı belki en heyecan verici bir şey. Üçüncü kavram işletmecilik. Yani sanatçı uçabilir istediğin kadar, sanatçı istediğin kadar düşünebilir, hayal edebilir ama biz sanat yöneticisi olarak sanatçılarının hayalleri, sanatçıların projeleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve o anda işte yöneticilik, işte time management, organization management, staffing, budget, PR, halkla ilişkiler, malzeme, üretim desteği birçok konu hakkında konuşmamız gerekiyor ve bizim onu planlamamız gerekiyor. Bu isim biz aslında bir üçgen olarak bilgi, yaratıcılık ve işletmecilik birleştiriyoruz. Ve ona göre özellikle teori ve uygulamalı olarak disiplinle arası bir eğitim modeli geliştirdik. Hem teori, tarih, kavramlar üzerinde ders veriyoruz. Hem de bu uygulamalı mesleki dersleri farklı farklı alanlardan birleştiriyoruz. Ve bu dersleri üçe bölebiliriz. Birinci ders havuzumuz diyelim kavramsal dersleri. Bu kavramsal dersler genellikle burada yazdığım gibi işte sanat tarih, çağdaş sanat teorileri, sanat ve kültür kuramları, sanat felsefesi, kültür çalışmaları, sanat sosyolojinin temelleri gibi dersleri var. Daha fazla dersleri var. Ben burada sadece birkaç tane eklemek istedim. Daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız ya sonra bize mail atabilirsiniz ya da bizim web sayfamızda bütün ders programı mevcut. Orada gördüğünüz gibi işte farklı farklı tarih ve teori dersleri görüyorsunuz. İkinci havuzumuz kurumsal dediğimiz dersleri. Orada mesela sahne sanatları işletmeciliği, sanat kurum işletmeciliği, müzeoloji, galeri yönetimi, sanat yayıncılığı, sanat yazarlığı, sanat ve kültür yönetiminin basın ve halkla ilişkiler, müzik endüstrisinde prodüksiyon ve pazarlama, koleksiyon geliştirme ve küratöryel çalışmalar gibi dersleri mevcut. Ve orada gördüğünüz gibi biri soyut kavramsal ve tarih dersleri yanı sıra bu arada somut olarak mesleki dersleri görüyorsunuz. Yani mesela bir koleksiyon nasıl yapılır? Bir koleksiyon nasıl korunuyor? Bir koleksiyon nasıl geliştiriliyor? Ya da sanat yazarlığı olarak sanat yazarlığı, sanat eleştiri arasındaki farkı, bir sanat eleştiri nasıl yapılır? Ya da müzeoloji, bir müzenin içindeki birimleri üzerinde çalışıyoruz. Hangi birimleri var, hangi bölümleri var ve nasıl çalışıyorlar? Yani bu bağlamda hakikaten küratöryel çalışmalarda da öyle. İleride eğer küratör olarak ya da müzede, galeride ya da müzik endüstrisinde çalışmak istiyorsanız en azından orada bir ön hazırlık ve bir giriş olarak oradaki dersleri
size yardımcı olur diye düşünüyorum. Ve son olarak üçüncü havuz sanat işletmeciliği ile ilgili dersleri. Bunlara işletmecilikten kaynaklanan dersler ama saf işletmeciliği değil tabii ki. O arada sanat işletmeciliği yani biz işletme modelleri sanat ve kültür yönetimi uyguluyoruz. Maliyet hesapları, fikir mülkiyet ve telif hakları yani hukuki konuları, sponsorluk, sanatta pazarlama, sanat ve kültür projelerini fonlama ve sponsorluk, kültür politikaları, kültürel ekonomide yaratıcı endüstrileri, örgütsel davranış, halkla ilişkiler, pazarlama ve sanat ekonomisi gibi gördüğünüz gibi orada aslında birçok işletme konusunda gerekli olan dersleri bu şekilde görüyorsunuz. Bu işten tekrar bilgi, yaratıcılık ve işletmecilik. Ve son olarak ardından sizin sorunlarınızı da alayım. Son slide'da şey altını çizmek isterim. Network yani bağlar kurmak. Bağ ya da ağ gibi. Şöyle düşünün, sanat yöneticisi olarak, öğrenci olarak ya da işte kariyerinin başında bir şeklinde bu sanat ve kültür networking içine girmen gerekiyor. Yani çünkü genellikle bizim o ortamımızda bir tarafta üreticiler var, işte sanatçılar, yazarlar ya da müzisyenler ya da tiyatrocuları. Öbür tarafta işte kurumlar var, işte yayın evi, müze, tiyatro ya da diğer ve öbür tarafta halk var, insanlar var. Ve bir sanat yöneticisi olarak aslında sanatçılar, sanat dünyası ve halk arasında köprü kuruyoruz. Bu işin sürekli network yapmamız gerekiyor. Yani bu işin interpersonal relations dediğimiz, yani insanlar arasındaki iletişim ve ilişkileri çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu şeklinde hem kurumlar arası hem de üretici, alıcı, sanatçı, seyirci ya da insanlar arasında çeşitli insan grupları ve mesleki gruplar arasında network kuruyoruz. Bu ise bu network'e girmeniz gerekiyor. Biz bunu sanat ve kültür yönetim bölümünde en azından şöyle desteklemeye çalışıyoruz. Sanat ve kültür yönetimde stajımız var. İki tane stajımız var ve orada okul yardımıyla ya da kendi bulduğunuz kurumlarda işte belli bir sürede staj yapıyorsunuz ve bu şeklinde ne istediğiniz ya da ne istemediğiniz çok net öğrenebilirsiniz. Mezuniyet projelerimiz var iki tane ve orada dördüncü sınıfın sonunda şimdiye kadar öğrendikleriniz bir proje haline getirip bunu hocalara sunabilirsiniz. Ve bu da aslında praktiğe yakın olan bir şey. Onun dışında Erasmus ve Exchange programları var. Bu bağlamda Yeditepe Üniversitesi en köklü ve en önde gelen vakıf üniversitelerden birisi olduğundan dolayı uluslararası bir network'ümüz var ve orada aslında öğrencilere yurt dışındaki deneyimlerden çok net bir şekilde faydalanabilirler. Network dediğimiz yan dal, çift ana dal imkanlarımız var. Birçok öğrencimiz ya yan dal ya da çift ana dal olarak çift diplomasıyla mezun oluyorlar. Bunu hem Güzel Sanatlar Fakültesinden bir bölüm ile yapabilirsiniz ya da başka bölümlerden de İletişim Fakültesinden de örneğin yapabilirsiniz ve bu şekilde daha geniş bir portfolyo, daha geniş bir deneyim kazandırıyorsunuz ve CV'niz bu şekilde tabii ki daha değerli gelmeye başlıyor. Biz sanat ve kültür yönetimi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bir parçasıyız. Bu da güzel bir şey çünkü Güzel Sanatlar Fakültesi zaten gastronomi, tiyatro, plastik sanatlar, grafik tasarım, moda tasarım gibi bölümler içi olduğunda sürekli bir hareket, sürekli işte sergilere, sempozyumlarda, atölyelerde, kampüsteki hayat ki kampüs çok güzel. Şu ana koronadan dolayı tabii ki biz hepimiz evde hapsolduk ama inanın üniversite seçerken fiziki ve gerçek kampüs olanakları da iyi değerlendirin. Yüksek lisans programlarımız da var. Yani lisans yetmiyorsa daha fazla devam etmek istiyorsanız ya da başka bir bölüm oraya kaymak istiyorsanız çok başarılı bir yüksek lisans programımız var. Sık sık sorulduğu için önceden söylemek isterim. Vakıf Üniversitesi olarak Yeditepe Üniversitesi en çok burs veren üniversitelerden birisi. Ve bizde %100 ve %50 burslarımız var. Biz toplam merkezi sınav sisteminden sözel puanına göre 25 öğrenci alıyoruz. Bu 25 öğrenciden 5 tane yani en yüksek puan alan 5 tane
öğrenci %100 burs veriyoruz ve 20 öğrenci %50 burs veriyoruz. Bu bağlamda gördüğünüz gibi burs olanakları gayet iyi. Ve son olarak okul sanat dünyası arasındaki network dediğimde biraz önce altına çizdiğim gibi özellikle hoca kadrosuna baktığında sanat dünyasında ve akademik dünyamızda önemli profesyonel ve iyi, güçlü hocalarla, genç bir kadro ile çalışıyoruz. Mesela galeri yönetimi ders alan bir öğrenci, Mixer'in galeri direktöründen ders alıyor. Ya da işte sanat yazarlığı alan bir öğrenci, Hatice Utkan gibi deneyimli bir yazardan ders alıyor. Bu bağlamda teori ve uygulama açısından bu bağlamda da önemli bir bağ kuruyoruz ve sanat ve kültür yönetimi bir çalışma alanı olarak hakikaten olumlu, hızlı gelişmekte olan bir alandan bahsediyoruz. Çok katmandan oluşan bir çalışma alandan bahsediyoruz ve öğrenciler için ve kariyerin başındaki genç sanat ve kültür yöneticiler için aslında kendini gerçekleştirebilmek için ve bu bağlamda da başarılı ve mutlu olabilmek için olumlu ve doğru bir alan diye düşünüyorum ki şu andaki zamanda doğru bir zaman çünkü bu alan ne kadar yoğun ve ne kadar olumlu geliştiğini ve ne kadar çok ihtiyacı duyduğumuz ve son senelerde çok net bir şekilde görüyoruz. Bu işin bu olumlu gelişime devam edeceğini düşünüyorum ve siz de o gelişimin önemli bir parçası olabilirsiniz diye düşünüyorum. Okey, ben şimdi burada sunumu kapatıyorum ve istiyorsanız eğer farklı soruları sizden alayım. Hocam, bir taraftan biz chat kısmından sorularımızı aldık öğrencilerimizin. Okay. Buradan size yönlendireyim. Mesela egemen çalışma alanlarında becerimiz olmasa bile yönetim kısmına dahil olabilir miyiz diye sormuş. Yani becerimiz sanatsal becerimizden kastediyorsa yani aman aman ben çizemiyorum, ben dans edemiyorum, ben şarkı söylemiyorum, bu alanda çalışabilirim den kastediyorsa tabii ki yani illa sanat yöneticisi olarak bir sanatçı kadar iyi çizmen gerek yok. Yani bu işten biz de artık yetenek sınavı ile değil merkez sınavının sonuçlarına göre öğrencileri alıyoruz. Ben genellikle ya ben zaten genel olarak öğrencilerde de hep şunu söylüyorum. Ben yeteneğe çok fazla inanmıyorum. Ben hard work yani çalışmaya inanıyorum. Yani dolayısıyla ilk olarak istek ve sevgi geliyor. Yani bir alan ile ilgileniyorsunuz eğer bu alan zaten seviyorsunuz ve sevdiğiniz bir alan ile zaten otomatik olarak fazla ilgilenmek istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. Ve bu öğrenim süresinde çeşitli becerileri zaten geliştiriyorsunuz. Yani bu şeklinde sanatsal becerilerimiz ihtiyacımız yok genel olarak fakat tabii ki estetik, tasarım, belli bir göz, belli bir kulak ona ihtiyacımız var ama bunu tabii ki zaman ilerledikçe gelişiyor. Bu yüzden çünkü mesela bir sergi kurarken tabii ki malzemelerini bilmen gerekiyor, statik bilmen gerekiyor, renk uyumları onu bilmen gerekiyor gibi. Ama sonuç olarak İlk olarak genellikle zaten öyle gidiyor. Okulda öğreniyorsun. Okulda bir ilgi alan açılıyor ve onunla ilgilenmeye başlıyorsun. Sonra staj belki yapıyorsun ya da asistanlık yapıyorsun bir uzman yanında. Bu uzman senin hocan da olabilir bu arada. Ara sıra ben de öğrencileri asistan olarak yanımda yetiştiriyorum. Ve ardından yavaş yavaş öğreniyorsun, gidiyorsun. Ama orada şey önemli. Ne kadar erken başlıyorsunuz? Bu beceriyle geliştirmekle alakalı olan şeyden bahsediyoruz. Ne kadar erken başlıyorsanız o kadar rahat ileride mezun olduktan sonra bu network'üne girebilirsiniz.
Başka ne Evet vardı? hocam. Eda birkaç soru sormuş. Eda özellikle mezun olduktan sonra teknik alanda mı olacağız, kamera arkasında mı olacağız diye soruyor. İş alanlarına ne iş yapacağını soruyor. Eda'nın bir de puan sorusu var, onu ben cevaplayacağım. Daha çok mezun olduktan sonra neler yapacağı kısmında sorusu var. Evet. Yani mezun olduktan sonra genellikle şöyle oluşuyor. Aslında okurken belli olur. Yani hangi disiplinle ilgileniyorum? Diyelim ki televizyon ile ilgileniyorsunuz ya da film ile ilgileniyorsunuz ya da diyelim ki işte görsel sanatlarla, resim, heykellerle ilgileniyorsunuz. Tabii ki biz genellikle üreten kişi değiliz. Biz genellikle yöneten kişiyiz. Öyle söyleyebilirim. Bu yüzden kameranın önünde değil, kameranın arkasında yer alıyorsunuz. Ama kameranın arkasında her türlü alanlarda da olabilirsiniz. Sen işte yönetmenin asistanlığına ya da işte prodüksiyonun asistanlığına başlayabilirsiniz. Ya da işte belki bu yazar kısmında ya da bu araştırma kısmında da yer alabilirsiniz. Bu şeklinde kurumlar için ve projelerinin arka bahçesinde, yani kameranın arkasında, duvarın arkasında yönetim şeklinde yer alıyorsunuz. Ve genellikle bu yüzden network ile bitirmek istedim. Genellikle bizim alanda çalışan öğrencileri hepsi okurken ilk olarak stajları yaptılar. Sonra bu stajlar üzerinde staj yaptığın kurumda olumlu bir iz bırakmışlar ve yani okurken ya da mezuniyetinden sonra hemen oradaki alanlarda da çalışmaya başlayabilirlerdi. Dolayısıyla staj bu bağlamda sadece eğitimin bir parçası değil, aslında mesleki ve networking'in önemli bir parçası diye düşünüyorum. Evet, Eda'nın diğer bir sorusu da onu ben cevaplayayım. Hangi alanda ders çalışmak gerekiyor? Sözel puanla kabul ediyor bölümümüz. Tam burslu puanını sormuş bir de. Yani 437.792 puan, 2858 başarı sıralamasıyla tam burslu olarak bu sene öğrenci kabul ettik, değil mi hocam? evet, aynen. Evet, %50 bursusu varmış. Bu sene burslarımız tekrar güncellenecek. Lütfen bizi web sayfamızda tekrar bursları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bir şey ekleyeceksiniz herhalde hocam. Yok, dediğiniz gibi yani 400 plus puan yani 435 plus %100 için aşağı yukarı Evet. hedeflemeniz gerekiyor. Öbür tarafta işte bu %50 genellikle yani 300 civarı puan diye tutturmanız gerekiyor diye görüyorum. Sözel puandan bahsettiniz. Evet. Evet, hocam Derin'in bir sorusu var. Der ki lisans bittikten sonra yüksek lisansı da aynı bölümü tavsiye eder misiniz? Ya zor. Yani normalde ben genellikle şey diyorum, yani ne kadar farklı kurumlardan izlenimler ve deneyimleri kazanıyorsunuz, o kadar zengin oluyorsunuz. Bu yüzden aslında ben öğrencilere genellikle farklı farklı kurumlardan farklı farklı deneyimleri kazanmanızı tavsiye ediyorum yani. Yani orada tabii ki bir zarar yok. Mesela bazı öğrencilerim şey diyor, yani sizden daha çok ders almak istedik ya da yetmedi ya da işte eksiklikler vardı. Lisansta biz çok gençtik, geç uyandık. Bu yüzden şimdi yüksek lisans yapmak isteriz. Orada tabii ki hiçbir sakıncası yok ama çok başarılı çalışan bir lisans eğitimden sonra aynı kurumda yüksek lisans yapmak mümkün, mantıklı ama belki başka bir kurumda bakmak da faydalı olabilir. Sağ tarafta chatleri üstünden geçtim çok kısa kısa. Birçok farklı öğrenci şey dedi. Biz lisedeyken tiyatroda yaptık, biz şunu yaptık, onu yaptık. O faydalı olur mu? Kesinlikle. Yani ne kadar erken sanat ve kültür alanımızla bir temas kuruyorsunuz, hem oyuncu olarak ya da yaratıcı olarak hem de işte organizatör olarak ne kadar erken temas halinde olursunuz o kadar faydalı olur. Ve bu hem Yeditepe'deki eğitim için faydalı olur hem de ilerideki CV'leri için faydalı olur. Hatta
Mesela bursları başvurduğunuz, ileride rezidansları başvurduğunuz ya da fundları başvurduğunuzda sizin CV'lerinize bakıyorlar. Ve bu CV'lerde özellikle okul dışındaki sanat ve kültür ya da sosyal sorumluluk projeleri içine yer alıyorsanız eğer bu sizin için çok önemli bir avantaj sağlar. Yani sadece işte ortalama not falan filan çok önemli değil. Yani özellikle işverenlere genellikle okul dışındaki faaliyetlerinizi bakıyor. Evet hocam, Nihat sormuş. Nitelikli bir koleksiyon üretmenin olmazsa olmaz en önemli değerleri sizce neler olmalıdır diye sormuş. Yani o güzel bizim derslerimiz konulardan birisi. Tabii ki çok geniş bir konu ama orada en azından şunu söyleyebilirim. Bir sanat koleksiyonu ya da genel olarak bir koleksiyon yapmak için genellikle bizim alanımızda üç tane temel motivasyonu söz konusu. Birinci motivasyon tutku, ikinci motivasyon para, üçüncü motivasyon prestij. Sizce hangisi önemli ve hangisi doğru? Herkese sordum, hadi. Mikrofonunuzu açıp cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben tutku diyorum. Evet, bakın yani hemen gelin dersimize başlayın. Evet, tutku tabii ki. Yani son dönemlerde sık sık işte yatırım aracı olarak sanattan bahsediliyor. Ya da işte irtiba yönetiminde prestij kazanabilmek için sanat ve kültür kullanımından bahsediliyor. Fakat bunları tabii ki önemli konuları ve doğru konuları ve doğru noktaları ama eğer bir koleksiyon para kazanmak için başlıyorsun ya da senin negatif irtibarını temizlemek için kullanmaya başlıyorsun hiçbir zaman çok başarılı ya da önemli bir koleksiyon yaratamazsın. Çünkü çok kompleks ve çok uzun vadeli olan bir macera. Dolayısıyla koleksiyonun başlangıç motivasyon tutku olmalı. Ve ben genellikle çünkü bu dersi ben veriyorum. Ara sıra dışarıdan da danışmanlık da veriyorum o konuda. Ben genellikle insanlara şey diyorum. Sevdiğin, anladığın ve onunla beraber yaşayabildiğin sanat yapıtları satın al. O zaman bunu biraz bilgili ve biraz bilinçli ve uzun vadeli olarak yaparsan zaten prestij ve para da gelir. Okey. Başka? Evet, bir Hülya'nın sorusu var. Gelişmekte olan bir ülke ile gelişmiş olan bir ülkede sanat ve kültür faaliyetlerini pazarlama stratejileri sanırım farklılık gösteriyor. Ülkemizde sosyolojik etkiler dikkate alınırsa genel olarak nasıl stratejiler izlenir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Yani gelişmekte olan ülkelerinin sanat ve kültür kitlelerinin hacmi daha büyük. Yani daha fazla kişileri takip ediyor, daha fazla kişileri ilgileniyor ve genel olarak sanat ve kültüre karşı olan bilgi ve bilinci daha yüksek diyebiliriz. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak baktığımızda aslında en temel noktada başlayabiliriz. Sanat dersleri. Şimdi siz şimdi lisedesiniz ya da işte hangi okullarda, hangi sınıfta olduğunuzu bilmiyorum tabii ki ama siz kendi müfredatınızı düşünün. Sanat dersleri var mı yok mu? Nasıl yapılır? Müzik dersleri var mı yok mu? Nasıl yapılır? Yani ben Türkiye'deki eğitim seviyesi ve eğitimdeki sanat ve kültür dersleri çok iyi biliyorum. Çünkü ara sıra da devlet okullarında ya da vakıf okullarında olan sanat hocaları da ders veriyorum ya da seminerleri veriyorum. Ve bu işin onların günlük hayatını ve ne kadar zorlandıklarını biliyorum. Yani bu şekline baktığımızda Türkiye'de hala sanat ve kültür, özellikle çağdaş sanat ve kültür için savaşmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde kimse kalkıp müze önemli, sanat önemli, çağdaş sanat önemli, bienal önemli, kimseye anlatmam gerek yok. Yani devlet dahil birçok kurum otomatik olarak çağdaş sanat ve kültürü destekliyorlar. Türkiye baktığımda orada şey görüyoruz. Oradaki genel olarak destek
daha düşük. Bu yüzden bizim pazarlama stratejileri olarak bizim hakikaten çok daha fazla temel çabaları göstermemiz gerekiyor. Neden önemli? Nasıl yapılması gerektiğini, insanların sanat ve kültürü neden ihtiyacı var ve çağdaş sanat neden o kadar önemli olduğunu sık sık sıfırdan aslında anlatıyoruz. Bazen yorucu olur ama gelişmekte olan ülkelerinin etki tepkisi daha önce dediğim gibi çok net bir şekilde yaşıyorsunuz. Yani bir iyileşmeyi hemen anlıyorsun yani bu çalıştığın çevre içinde. Evet hocam. Bir de Derin tekrar sormuş. Siz yüksek lisansla ilgili cevapladınız gerçi. En iyi yüksek lisans programı sizin tavsiyenizi soruyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela tam tersi de var. Mesela bizim yüksek lisans programında şöyle söyleyeyim, üçte biri sanat yönetiminden gelen öğrencilerimiz var. Yani Yeditepe Üniversitesi sanat yönetimi okuyup bizim yüksek lisans devam eden öğrenci sayısı aşağı yukarı üçte biri diyelim. Üçte biri başka sanat alandan gelen ve başka üniversitelerden gelen ya da bizim kendi üniversitemizden ama başka plastik sanatlar ya da grafikten gelen öğrencilerimiz var. Ama üçte biri tamamen farklı alanlardan geliyor. Yani sosyoloji, işletme, psikoloji ya da bambaşka alanlardan da geliyorlar. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, yani lisans sanat yönetimi okuyup yüksek lisans belki işletme okuyabilirsiniz ya da iktisat olabilirsiniz, okuyabilirsiniz ya da plastik sanatla okuyabilirsiniz ve ardından tekrar sanat yönetimi bir çalışma alanına dönebilirsiniz. Ya da işte Yeditepe'de sanat ve kültür lisansı okuduktan sonra yurt içi ya da yurt dışına başka bir kurumda da başka hocalarla da okuyabilirsiniz. Önemli olarak ya da önemli olan yani eğitim kalitesi yanı sıra ne kadar farklı açıdan ve ne kadar farklı perspektiften sanat ve kültür yönetimini öğrenirsiniz, o kadar zengin. Siz o kadar katmanlı ve o kadar fleksibel olursunuz. Başka soru yok galiba hocam. Sorunuz varsa mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Evet, bir soru daha geldi hocam, bir saniye. Türkiye'de sanat faaliyetlerini artırmak ve kalitelerini iyileştirmek için yapılacaklarda bir öneriniz var mıdır? Örneğin sanat eğitimi ve devlet desteği gibi faktörlerin etkisi var mıdır diye sormuş Tabii tabii arkadaşlar. güzel bir soru. İlk olarak şunu söyleyeyim, yani sağlıklı, verimli bir sanat ve kültür ortam için üç tane ana karakterimiz var. Yani üç tane ana karaktere ihtiyacımız var. Devlet, kurumlar ve inisiyatifler, yani STK. Yani devlet işte yerel yönetimi, belediye olabilir, eyalet olabilir ya da işte devlet olabilir. Kurumları, profit, non-profit, müze, yani her türlü kurumlara ihtiyacımız var. Bu kurumları Türkiye'de tabii ki özellikle vakıf şeklinde ya da şirketlerinin bir şeklinde çalışıyorlar. Yani mesela Akbank Sanat, Akbank'ın bir parçasıdır. Ya da Borusan, Contemporary Borusan, Borusan Holding bir parçasıdır. Öbür tarafta üçüncü olarak STK'lara, derneklere, inisiyatiflere ihtiyacımız var. Ve bu şekilde üç tane önemli aktörlerden bahsediyoruz. Türkiye baktığımızda yani devlet tarafından daha fazla destek görebilirdik ve büyük ihtimal ileride daha fazla görebiliriz diye düşünüyorum. Öbür tarafta işte kurumlara baktığımızda Türkiye'deki sanat ve kültür ortamı Kuzey Amerika'daki ortama benziyor. Yani biz bu bağlamda Avrupa'ya çok fazla benzemiyoruz. Çünkü Avrupa'da genellikle sanat ve kültür kurumları devlete bağlı ve devlet tarafından destekleniyor. Bizimkilerde şirketleri şahıslardan destekleniyor. Dolayısıyla tıpkı Amerika gibi vakıflara ya da başka örgütsel şekilleri söz konusu. Şimdi artırmak için ne gerekiyor? Vallahi kalkıp bir şey yapmamız gerekiyor. Çok net. Yani biz özellikle gelişmekte olan ülkelerde ya da İstanbul gibi yerlerde, Türkiye gibi yerlerde kimse beklemememiz gerek yok. Yani bir küratör beni desteklesin, bir küratör beni keşfetsin, bir sponsor bana gelsin, bir hoca bana gelsin, beni kaldırsın, öyle bir şey yok. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz ve iyileştirmek istiyorsunuz, kendinizi proje yapmanız gerekiyor. Öğrenciyken arkadaşlarla beraber buluşup
Konserleri organize edebilirsiniz. Sergileri organize edebilirsiniz. Üç tane sergi proje yöntemimiz var. No budget, low budget, high budget. Ben ilk kariyerim başında hepsi no budget, yani parasız bir şekilde sergiler yapıyordum. Evimde galeri kurdum, evimde sergi yapıyordum. Ve açılışta işte turşum, Nutella ve ekmek vardı yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde kaliteyi iyileştirmek için zaten şunu görebiliriz. Artık eğitim kurumları kalite standartları son senelerde çok istikrarlı bir şekilde yükseltiyorlar. Vakıf üniversitelerimiz genel olarak. Yeditepe onlardan iyi örneklerden birisi. Yani 2003 ve 2020 arasında Yeditepe Üniversitesi'nin içindeki kalitenin artışını da çok net bir şekilde görebilirim. Bu nereden kaynaklanıyor? Sürekli yaptıklarınızı eleştirel bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Objektif, dışarıdan gelen insanlar tarafından değerlendirmeniz gerekiyor. Dönütü açık olmanız gerekiyor ve en önemlisi çok fazla çalışmamız gerekiyor. Yani bu şekilde hakikaten sanat yöneticisi olmak istiyorsan ilk olarak sanat ve kültür seversin. İkinci olarak sanat ve kültür üzerine çok fazla bilgi alacaksın. Üçüncü, sevdiğin bir alanda kendi projelerini gerçekleştireceksin. İyi bir maaş alabilir miyiz? Vallahi, evet, zengin oluruz. Vallahi zenginiz. Gönüllerimiz zengin ve işte ruhumuz zengin. Yani şöyle söyleyeyim, iyi maaş alabilir miyiz? Bu tabii ki yani pozisyona bağlı. Eğer bir sanat kurumunun yönetim kadrosunda yer alıyorsunuz, iyi bir maaş alıyorsunuz. Ama tabii ki bunu da önceden söylemem gerekiyor. Ve ben Almanım, oldukça gerçekçi olabilirim ve net olabilirim. Kariyerinin başında hakikaten belli bir sürede asistanlık, gönüllülük, öğrenme ile geçireceksiniz. Yani kariyerinin başında iyi bir maaş almıyorsunuz. Bu şeklinde belki başka daha klasik çalışma alanlardan bir farkımız var. Çünkü işte ajansa girdiğinde, işte mühendis olarak belli bir ofiste başladığında, işte SGK falan filan belli maaş gruplarımız var. Bizim alanımızda birazcık şey var, yani başında hakikaten bir kimlik yaratacaksın, bir kuruma gireceksin, asistanlıklar yapacaksın, projelerinin belli bir oranı maaş belki olarak alacaksın ama kariyerin başında çok iyi bir maaş almayacaksın. Ama hepimizi aslında bu alanı çeken şey bu. Mutlu olabilirsin. Yani başka alanlarda çok iyi bir maaş alıp ama çok mutsuz olabilirsin. Ya da tam istediğini yapamazsın. Ya da içini gerçekleştiremezsin. Ama mesela bizim alanımızda en azından sevdiğin bir iş, istediğin şeklinde yapabilirsin. Yeni insanlarla tanışabilirsin. Sanat ve kültürden entelektüel ve tinsel olarak sürekli bir haz alabilirsin. Bu yüzden maaşları diğer kültür sektöründekileri gibi çok büyük bir farklılık gösteriyor. Ve belli bir kademeden itibaren iyi maaşları alınıyor. Ama öbür tarafta bence özellikle bu kendi gerçekleştirme olayından dolayı intrinsik olarak içindeki motivasyondan dolayı oldukça mutlu olabilirsin. Evet. Yüksek lisans için kabul şartlarını sormuş hocam. Biz yüksek lisans mülakat ile alıyoruz. Hiçbir ön bilgi beklemiyoruz. Zaten mülakatlarında genellikle şey ölçüyoruz. Yani bilgi değil, istek ölçüyoruz. Ki son dönemlerde biz artık mülakattan vazgeçip niyet mektubunu ile öğrencileri değerlendiriyoruz. İşte niyet mektubu artı CV beraber değerlendiriyoruz. Ve dediğim gibi orada illa bir sanat yönetimi lisanstan ya da güzel sanatlar fakültesinden bir lisans programından mezun olmanız gerek yok. Her türlü alandan işte o alan ile ilgilenebilirsiniz. Yandan içeri girmek isteyebilirsiniz. Orada bir şey beklemiyoruz. İstek bekliyoruz. Çok çalışma bekliyoruz ve çok çalışmasını bekliyoruz ve niyet mektubu ve CV. Evet. Bir soru mu vardı arada? Birisi mikrofonunu açtı galiba. Hocam diyor ki sizin fikrinizi merak ediyorlar burada. İyi bir koleksiyon üretmek için hangi konu üzerinde olsaydı sizi şahsen etkilerdi diye merak etmiş.
koleksiyon toplamak için değil de üretim yapacak sanatçı kimliğiyle fikrinizi merak ediyorum demiş. Nasıl? Anlamadım. Şimdi iyi bir koleksiyon üretmek istiyormuş heykel konusunda. Hangi konu üzerinde olsaydı sizi şahsen etkilerdi? Örneğin doğa üzerine, tarih üzerine, mimari yapılar, tarihi eserler vesaire gibi. Koleksiyon toplamak için değil de üretim yapacak sanatçı kimliğiyle fikrinizi merak ediyorum Yani demiş. ben genellikle ki ya benim de küçük bir koleksiyonum var, belki arkalarda da görebilirsiniz. Hatta orada da bir heykel var gördüğünüz gibi. Yani ben genellikle güncel sanat ile ilgileniyorum. Hem akademisyen olarak hem de sanat yöneticisi olarak hem de koleksiyoner olarak. Bu şeklinde ben genellikle güncel hayatımızı siyaset açısından ya da işte toplumsal açısından güncel sorular üzerinde duran sanatçıları takip ediyorum ve onlardan heyecan duyuyorum. Genellikle ilk olarak pek anlamadığım, bazen beni hatta rahatsız eden sanatçıları sonradan çok sevmeye başladım. Ve bu anlamamak ya da rahatsız olmak konuları çok değer veriyorum. Çünkü genellikle bir şey anlamadığımda ya da hatta beni bir şey rahatsız ettiğinde aslında bu sadece şey kanıtlıyor. Ben bunu henüz anlamıyorum, algılayamıyorum. Bu yüzden zaten benim koleksiyona baktığımda doğa ya da tarih ya da mimari yapıları gibi bir ayrımı yok. Baktığımızda bu bütün orada saydığınız konuları mevcut ama hepsi toplumsal ve siyasi ve eleştirel bir bağlam içinde değerlendiriyorum. Evet, Irmak birazcık serzenişte bulunmuş. Neden birçok müze olmasına rağmen hep Pera ön planda diye. Sizce yeterince değer verilmeyen müzelerin ilgi görmeme sebebi nedir? Bu müzelere örneğiniz var mı diye sormuş. Yani hep pera diyor muyuz onu bilemiyorum ama yani bizim İstanbul'da şu anda 3 tane önde gelen vakıf müzemiz var. İşte Sabancı, İstanbul Modern ve Pera. Ve üçü arasına baktığımda aslında eşit olarak toplumda algılanıyor ya da uzmanlar tarafından algılanıyor. Öbür taraf tabii ki bir resim heykel müzemiz var. Ondan çok fazla bahsetmiyoruz çünkü son döneme kadar kötü işletildi. Yani kapatıldı, açıldı, işte koleksiyon devam edilmedi, işte şimdi mekanı değişti, Beşiktaş'tan işte Karaköy'e şimdi taşınacak falan. Dolayısıyla çok fazla bu devlet müzelerden de bahsetmiyoruz. Çünkü genellikle bu devlet müzelerinin sanat işletmeciliği açısından çok iyi bir durumda olmadığını düşünüyorum. Öbür tarafta baktığımızda mesela son dönemde daha fazla kimden bahsediyoruz? Om'dan bahsediyorduk. Yani Odunpazar Modern Müze'den bahsediyoruz Eskişehir'de. Erol Tabancı'nın o arada kurduğu müze özellikle Anadolu'da bir modern müzecilik anlayış ile açılmış olan bir çağdaş sanat müzesi olarak önemli bir örnek olarak görüyoruz. Onun dışında belki Baksı Müzesi ondan belki duymuşsunuz. Hüsamettin Koca'nın kurduğu ve artık da bir vakıf olarak çalıştığı Bayburt'a yakın olan bir köyünün tepenin başında kurmuş olan bir müzeden sık sık bahsediyoruz. Bu yüzden ya sadece Pera'dan bahsettiğimizi düşünmüyorum. Biz çoğu zaman da İstanbul'dan bahsediyoruz ama onun sebebi de çok net. Sanat ve kültür ortamı baktığımızda Türkiye'de çok dengesiz bir durum söz konusu. Yani çoğu kurumlar İstanbul'da. Yani dolayısıyla diğer büyük şehirler bile İzmir, Bursa ve Ankara bile İstanbul'u karşılaştırdığında oldukça fakir ve oldukça zayıf sanat ve kültür ortamlara sahip. Ve umarım ileride sizin yardımınızla Anadolu'da daha fazla müze ve kurumları olacak. Evet. Bir öğrencimiz de psikoloji okumak isteyip daha sonrasında sanata yönelmek istiyormuş. Bunun için çok mu hayalciyim diye soruyor size. Yok süper. Yani psikolojik zaten bunu herhalde sık sık duymuşsunuz. Psikolojik iyi bir temel alanı. Çünkü birçok alanda işte insan kaynakları ya da proje yönetimi ya da işte işletmeler alanında psikolojikten mezunları ile çalışılıyor. İşte coaching, NLP gibi
projelerde, reklamcılıkta da sık sık psikolog mezunları çalışıyorlar çeşitli alanlarda. Bizim alanımızda da öyle. Artı tabii ki şöyle bir şey de var. Yani sanat ve kültür içinde de sanat terapisi gibi alanları var. Dolayısıyla işte psikoloji ve sanat bu bağlamda birleştirilebilir. Ya da işte psikolojiden gelip sanat yönetimi yüksek lisansı yapıp sonra bunlarla beraber çok harika bir küratör ya da bir sanat yöneticisi olabilirsin. Çünkü empati kurabilme gücünüz belki normal bir lisans öğrenciden çok daha yüksek olabilir. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim interpersonal relations yani insanlar arasındaki ilişkilere değer veren ve önem veren bir alandan bahsediyoruz ve bu yüzden psikolojik alandan bu konuda deneyim ve bilgileriniz varsa ileride bu konuda sanat ve kültür yönetiminde çok daha rahat çalışabilirsiniz. Evet, son bir sorumuz var hocam. Sürekli eğitim merkezinde veya farklı bir formatta yetişkinler için aynı içerikte intensif bir diploma programı yapıyor musunuz ya da yapmayı düşünüyor musunuz diye sormuşlar. Yok yani öyle bir program olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki şu anda Türkiye'de son 10 sene okul dışı yetişkin eğitim çok genişledi ve çok daha fazla sertifika programları ya da diploma programları açıldı. Hatta şimdi Boğaziçi'nde ikinci bahar diye emekliler yani yaşlılar için üniversite eğitimleri başlattılar. İşte Yeditepe Üniversitesi'nde de öyle sertifika programları ve yetişkin eğitimleri söz konusu. Bizim sanat ve kültür yönetimi olarak öyle bir açık öğretim ya da öyle bir yetişkin öğrenimimiz yok. Yakında da ben şahsen öyle bir şey de açmayı düşünmüyorum. Öbür tarafta tabii ki şey var yani sağ solda küratörlükle ya da işte sanat yazarlığıyla gibi seminerlere, derslere veriliyor çeşitli kurumlarda. Bazen ben de öyle seminerlere veriyorum ya da bizim hocalarımızdan da bazen öyle seminerlere veriliyor. Ama yurt dışı gibi böyle sertifikalı küratörlük programları ya da sanat yönetici programları bir yüksek lisans seviyesi gibi Türkiye'de bildiğim kadarıyla yok. Ama dediğim gibi bu lifelong learning kavram var ya Türkiye'de de bu anlayış genişlediği için bugün yarın o konuda daha fazla sertifika programları çıkabilir. Evet, sorularımız büyük şehirlerde müze, tiyatro, opera gibi kültür merkezlerinin gerekli daha fazlasını gerekli görüyor musunuz diye sormuş bir öğrencimiz. Daha fazla ihtiyaç var mı diye Yani soruyor. valla dediğim gibi 2001 yılında İstanbul'a geldiğimde ben New York'tan gelmiştim. O dönemde yani 20 sene önce İstanbul'da bile çok az kurum vardı ve çok az müze vardı. Yani resim heykel müzesi vardı. Çoğu zaman kapalı. 2 senede bir bienal vardı. 2 senede bir. Ve belki 3-4 tane benim yani galeri olarak hitap edebildiğim galerileri vardı. Yani dolayısıyla çok fakir bir ortamdan bahsediyorduk. İşte sonra işte 2003'te ilk küratörlük çalışmalarımı başladım. Siemens Sanat diye bir kurumuyla. Sonra Yeditepe'yi girdim. Sonra işte 2004-5'ten sonra işte Contemporary İstanbul açıldı. Sonra İstanbul Modern, Pera Müzesi, Sabancı Müzesi açıldı. 2002-3-4-5'ten sonra yani hakikaten çok hızlı bir gelişimden bahsedebiliriz İstanbul'da ve günümüzde ben de bunu diyeceğim 20 sene önce hiç hayal etmezdim. Bence artık plastik sanatlarda en azından doyduk. Yani artık 3-4-5 tane iyi vakıf müzemiz var İstanbul'da. İşte devlet müzeleri yeniden açılıyor. Galeri sayımız gayet iyi. İşte Karaköy'de, Taksim'de, civarında. Bu bağlamda artık İstanbul doydu diyebilirim. Ha, bir parantez açıp keşke Anadolu yakasında daha fazla sanat kurumları olsaydı. Bu bağlamda böyle bir dengesizliğimiz var. Hepsi Taksim civarında toplanıyor. Ama genel olarak bence İstanbul iyi. Öbür tarafta İzmir'de pek bir şey yok. Yani Arkas, K2
gibi kurumlardan bahsedebilirim. Ankara Ciğer Modern Erimtan Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Siyah Beyaz Galeri ve Galeri Nef dışında hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu iki tane oldukça çekici şehire baktığımızda orada bile çok ihtiyacımız var. Bursa, Konya, Adana, Mersin, Diyarbakır ya da Van'dan bahsetmem bile gerek yok. Yani orada hakikaten çok çok ihtiyacımız var. Ki oralarda güzel sanatlar fakülteleri var. Türkiye'de 75 güzel sanatlar fakültesi var. Fakat bu sanatçıları kendi ortamında hiçbir yerde bir sergi açamıyorlar. Hiçbir yerde görünürlük kazanamıyorlar. Bu yüzden otomatik olarak hepsi İstanbul'a gelmek zorunda ve bu şekilde büyük şehirlerde İstanbul dışında biz henüz doymadık. Çok çok daha fazla kurumları, her çeşit kurumlara ihtiyacımız var. Evet, son soru demiştim ama hocam burada bir sorumuz daha var. İlk önce mimarlık okuyup sanata yönelmeyi düşünüyorum, mümkün müdür demiş. Tabii ki Tabii yani ki. şöyle özellikle yani bütün iş alanları çalışma alanları demeyeyim ama birçok çalışma alanlarımızda eskisi kadar katı bir CV'ye ihtiyacınız yok. Yani eskiden işte lisans bunu okuyorsun, yüksek lisansı bunu okuyorsun, sonra orada staj yapıyorsun, orada çalışıyorsun, oradan emekli oluyorsun. Öyle bir şey yok artık. Yani hatta birçok çalışma alanda farklı farklı alandan gelen insanlar ya da farklı patchwork CV'lere sahip olan insanları daha çok aranıyor. Neden? Çünkü onlar değişimi daha açık insanlar. Dolayısıyla özellikle plastik sanatlarda çalışmak istiyorsunuz. Sanat yöneticisi olarak ya da sanatçı olarak var olmak istiyorsunuz. Mimarlık alandan geliyorsunuz. Bu çok faydalı olur. Hatta birçok sanatçı zaten mimarlıktan geliyorlar. Yani çünkü mimarlık eğitim aldıktan sonra zaten ilk olarak sanatçılar gibi bir temel sanat eğitim, bir çizim eğitimden geçiyorlar. İşte perspektif, statik vesaire. Üstelikle belli bilgisayar programları öğreniyorsunuz. Büyük ihtimalle sanat tarih yanı sıra da mimarlık tarih zaten göreceksiniz. Vesaire vesaire. Dolayısıyla mimarlık alandan sonra tekrar bizim sanat alanına geçmek çok olasılıklı. Sanat ve kültür yönetimi için çok faydalı olabilir. Çünkü mimari bilgilerle beraber işte sahne kurumu ya da işte küratörlük ya da işte başka event management ile içinde mimari bilgilerden çok net bir şekilde faydalanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten harika ve açıklayıcı bir seminer oldu. Sanat ve kültür yönetiminden Markus hocamıza teşekkür ediyoruz. İçerik gerçekten çok geniş ve kapsamlıydı. Öğrencilerimize bu anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Hem de yani işte 60 kişiyle böyle sanal bir ortamda buluşmak bence faydalı. Umarım faydalı oldu. Umarım açıklayıcı oldu. Onun dışında eğer başka for further questions diyelim, eğer başka sorularınız ya da merak ettiğiniz konuları varsa ya işte markus.graf@yeditepe.edu.tr'ye bir mail atabilirsiniz. Ya da beni sosyal medyalardan da takip edebilirsiniz. Ya benim kendi Instagram hesabımdan ya da bizim Yeditepe Sanat ve Kültür Instagram hesabımız var. Orada sadece izleyip değil, aynı zamanda bize direct message atıp oradan da bazı soruları sorabilirsiniz. Teşekkürler ve Çok teşekkürler hocam. hepinize sağlıklı, mutlu günleri diliyorum. Çok kolay değil ama hep beraber onu başarabiliriz. Ayrıca özellikle şu anda lisede olan ya da lise son olan öğrencileri sınavları ve gelecek eğitim hayatı için ve mesleki hayatı için başarılar ve mutluluklar diliyorum. Öyle ya da böyle belki bir zamanda bir yerde görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili öğrencilerimiz, buradan bizimle de irtibata geçebileceğiniz WhatsApp hatlarını buradan paylaşıyorum. Eğer sorularınız varsa bizler de sizinle hızlı bir şekilde
cevaplayabiliriz. Web sayfamızda online connect eğitimlerimiz devam edecek. Oradan diğer eğitimlere de form doldurabilirsiniz. Sizlerle bir arada olmak bizlere de çok büyük keyif veriyor. Daha sağlıklı günlerde, keyifli günlerde yüz yüze birebir olmayı biz de çok arzu ediyoruz. Hepinize çok başarılar diliyorum sınava girecek arkadaşlar için. Umarım hepiniz istediğiniz başarı ve mesleğe doğru adımınızı atarsınız. Teşekkür ediyorum. Var mı bir şey sormak isteyen bana? Evet, çok teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.